Çerkeş Fırsat Okulları ilçemize BMW motorlar geldi. Bu motorlar, motosikletleri kullanan arkadaşlar ilçemize ekonomik olarak katkıda bulunuyor dediğimiz gibi. Ama biz buraya gelen misafirleri elimizde tutabilmek için daha fazla tarihi ve turistik alanları çoğaltırsak bu arkadaşların gelmesini Çerkeş'te daha fazla sağlarız diye düşünüyorum. İnşallah sayıları artar, sık sık gelirler. Bir Akasam barajıyla değil, bu arkadaşlara parkur da yapmamız lazım. Motocross için parkurlar belediye başkanımız da buradan duyuralım, yapsın artık. Burası da, bakın çok güzel fikirler geliyor. Yemekten sonra kısa bir röportaj yapacağız. Bu arada ilçemize güzel yemeklerini sunduğu için Gözde Pide Kebap Salonu'na da çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi oldukça güzel ağırladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Çerkeş Fırsat Okulları şu anda ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizle, motokrosçularımızla beraberiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Çerkeş'imizden memnun musunuz? Yemeklerinizi yediniz, harcamalar yaptınız. Evet, memnunuz, sağ olun, teşekkür ederiz. Döneriniz güzeldi. Ankara'dan geliyoruz. Tekrar Ankara'ya döneceğiz. Evet. Peki Çerkeş, bizde Çerkeş için. Hayır hayır, başka şeyimiz de var. Olur mu? Sosyal. Çerkeş'ten ne istiyorsunuz? Yani size nasıl yardımcı olabiliriz? Veya sizden sonra gelen motokorusçular için ne yapabiliriz? İşte konaklama yerleri. Ondan sonra güzel konaklama yerleri, ucuz. Ondan sonra bir de trafikte esas dikkat etmeniz gereken sadece Çerkeş için değil. Gelen bütün motorculara trafikte daha böyle duyarlı, motorcuları fark ederek, onlara biraz daha öncelik tanıyarak araba sürmelerini istiyoruz. Başka bir şey istemeyiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çerkeş'le ilgili izlenimlerinizi istiyorum ve sık sık gelmeniz için ne yapabiliriz onu söyleyeyim. Çerkeş güzel bir ilçemiz. Yani Bolu'ya yakın olmasına rağmen Çankırı'ya bağlı bir kadarıyla. Evet. Yani burada turizmi geliştirmek için veyahut da dışarıdan gelecek ziyaretçileri buraya çekmek için yani buna kim karar verecek? Buranın yerel yetkilileri. Yani burası bizim motosiklet grubu olarak güzergahımızın üzerinde olan bir yer. Burada da tanıdığımız arkadaşımız olduğu için onun tavsiyesiyle çarşıya geldik, yemeğimizi yedik. Burada turumuza devam ediyoruz. Ha, ikinci bir kez Çerkeş'e gelmek isterseniz, ne için gelirsiniz derseniz onun cevabını buranın yerel halkı sizlere vermeniz lazım. Bizler tarihi konaklarımızı restore yaptırıyoruz. Milli mesire alanlarımızı çoğaltıyoruz. İnşallah bir daha gelişinizde ışıklar konağı bitmiş olacak. Fişek Ali konağımız var. Orası ve tarihi kemer köprümüz. Onları size göstermek isterdik ama inşallah bir dahaki sefere gelişinizde turistik alanlarımız, inanç turizmine yönelik yerlerimiz var. İnşallah. Onların tanıtımında da sosyal medyayı etkin olarak kullanırsanız çok faydasını, etkisini görürsünüz. Çünkü burası orta bir mesafede. Ankara'ya çok yakın, Bolu'ya çok yakın, İstanbul'a yakın. Yani onların nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Şu anda arkanızda, bakın şu caminin hemen arkasında ayakta kalan tek tarihi Bizans'tan kalan bir hamam var. 4. Murat zamanında, 4. Murat zamanında bulunmuş. Bizans, yani ayakta kalan tek hamamı var ve ben size diyorum ki İnşallah o zaman Çinmeye geliriz. Yani belki farklı bir amaç için kullanılacak ama bu tarihi eserleri de tanıtımı için bu yıl 4. Murat yılıydı. Pandemiden dolayı kutlayamadık, festivaller yapamadık. Sağlık olsun, önce sağlık. Evet, biz sizler için, motorcular için ne yapabiliriz? Başkanıma da söyleyeceğim. İnşallah sizi davet için sık sık, siz gibi insanları davet için ilçemize. Festivaller yapılabilir. İnşallah. Yani motosiklet yarışları yapılabilir. Çünkü biz bunları geçtiğimiz dönemde kulüp olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptık. Niye Çerkeş'te olmasın? İnşallah. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çerkeş Fırsat Okulları.
biraz önce tabii ki motosikletli arkadaşları izlediniz. Bu motosikletli arkadaşları Çerkeş'imize davet eden arkadaşımızla beraberiz. Komutanım, anlatır mısınız? Şöyle ki ben Çerkeşliyim. Zaten eskiler çok iyi tanır. Naki Bozkurt. Ben motosiklet kullanıyorum hobi olarak. Uzun yıllardır kullanıyorum ve Türkiye'deki motosiklet gruplarının %80'ini tanıyor durumdayım. Bizim ilçemizde, güzel ilçemizde Ankara'nın, Bolu'nun, Kastamonu'nun, Karabük'ün yani çevremizdeki büyük illerin ortasında güzel bir gezi rotası üzerindeki güzel bir yer. Görmek istenilen bir yer. Tabii ki bunu artırmamız lazım. Ben bütün arkadaşlarımı ben de burada olduğum için davet ediyorum. Ancak şu noktada sıkıntı çekiyorum. Ağırlamak konusunda. Restoranlarımız, işte konaklarımız, bu tadilatı, restorasyonu yapılan yeni konağımız. Bu tür yerler eğer hizmete girerse bir an önce gelen misafirlerimizi ağırlamakta sıkıntı çekmeyiz. Örneğin çarşamba günleri dışında bizim güzel ürünlerimizi satacak peynirdir, tereyağıdır, işte baklavasıdır, balıdır, evet. Böyle böreğidir. Böyle yerlerin de daha çok açılmış olması lazım ki gelenler yöresel ürünlerden, organik ürünlerinden alabilsin. İlçe ekonomisine de katkısı bulunsun. Bize imkan sağlandığı takdirde Ankara ve çevresindeki kulüplerin yıllık festivalleri oluyor. Bu festivallere festival alanının İşte temel ihtiyaçları nedir bunlar? Tuvalettir, elektriktir, sudur. Karşılandığı takdirde belediyemiz veya kamu tarafından bu kulüpleri buraya festival yapmak üzere davet edebiliriz. Birçok imkanımız elimizde var ama hep beraber bu işi taşın altına hep beraber elimizi koyarak buraya sevk edebiliriz motosiklet kulüplerini. Bu da ayrı bir şey olur. Zaten yurt dışında İtalya, Romanya, İsviçre gibi yerlerde bu tür yerler var. İlçeler, köyler, ismi dünyaca tanınmış. Burasını da o hale getirebiliriz. Her motosiklet kulübü buraya mutlaka gelmek ister. Yeter ki biz gereken imkanı olanağı onlara sağlamış olalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Çerkeş Fırsat Okulları. Hani Çerkeş sevdalısı, Çerkeş sevdalısı terimini çok kullanıyoruz ya. İşte gerçek Çerkeş sevdalısı Naki gibi arkadaşlarımız, komutanlarımız. Allah onların sayısını artırsın. Çünkü gerçekten bu tür insanlara ihtiyacımız var bizim. Sözüne Çerkeş sevdalılığı olmuyor. İşte ben en büyük örneğini size gösteriyorum. Çerkeş sevdalılığı böyle olur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.